fuarına gelmek ne bileyim. Yağmur yağıyor şimdi. İnsanlar yağmur çamurlamadan kitap almaya. Merhabalar, yine yeniden kitap fuarındayız. Bugün Aydın'dayız. Biliyorsunuz geçen yıl İzmir Kitap Fuarı'na gitmiştik. Ve oradan video çekmiştim. Bayağı böyle sabahtan gitmiştik. Hatta Cumhuriyetimizin 100. yılında gitmiştik ve kitaplarla izlenirken kutlamaları kaçırmıştık. Şimdi İzmir'e gitmemize gerek kalmadan Aydın'da yaşadığımız için yerine... Maske yok. Bunu da çekler yine. Merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Açın, şey at maskeni. Dur abla. Merhaba, nasılsın? İyiyim abla, sen nasılsın? Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Aldın mı? Cira Şengere kitabını aldım. Evet aldım. Aile içeride iki de daha var. Ama bayağı sıra vardı güzel. Evet, yani. Çok fazla sıra vardı. Evet abla. Evet abla. En büyük Ronaldo. Evet, görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi kendimi Özlem Gürses gibi. Konuk bile aldım. Evet, konuk bile aldım. Şimdi Aydın'dayız. Aydın kitaplarını gezeceğim. Bugün deli gibi kalabalık var. Büyük ihtimalle Celal Şengör'den dolayı. Ben onun söyleşisini hoplayıp sanıyordum. Ben bir kitaplarına bakmadım. Şimdi hep birlikte gezmeyip bakalım neler varmış. Bu yazarımız Romain Gary. Romain Gary Fransa'nın en iyilerinden biri. Bu kesinlikle bir bilgelik kitabı. En çok okunan metinlerinden biri. Bizim en sevdiğimiz metinlerinden biri. Sadece çok sevmeyeceksiniz. Tavsiye listenizin başında olacak. Emil Ajar. Hem Romain Gary hem Emil Ajar adını kullanıyor. Bunun sebebi Concord ödülüdür. Concord ödülü her yazara ömründe bir kere verilebiliyor. Bu adam ödülü iki kez alıyor. İlkinde bu kitap da alıyor. Çok okunan bir hale gelince o dönemin edebiyat eleştirmenleri adamı eleştiriyorlar. İyi bir yazar ama kendini tekrar ediyor diye. Adam da kimseye haber vermeden son yazdığı kitabı Concord ödülüyor. Ödülü ikinci kez alıyor. Biz olsak hemen söyleriz. Ama adam ödülü reddediyor. Gizemli birisi olarak kalıyor. İntihar ettiğinde öğreniliyor Emil Ajar'ın Romain Gary olduğunu. İnsanlar diyor Prens Prenses doğar, sonra kral kraliçe olurlar, sonra bilge adam bilge kadın olmalıdırlar ama herkes kralda ve kraliçede kalmak ister. Yaşadıklarının ve okuduklarının seni bilgeliğe götürmesine izin veriyorlar. Bu... 10 yaşında Martin'i çok dinliyorum ve listemde var zaten. Çok seveceksiniz. Sofia Loren sinemaya uyarlamıştı. Fahişelerin çocuklarına para karşılığı bakan yaşlı bilge bir kadın hikayesini okuyorsunuz. Kadın Yahudi ama baktığı çocuklardan biri Müslüman. Onun kendi değerlerine göre nasıl iyi bir insan olabileceğinin mücadelesini ve o emeğin karşılığını okuyoruz. Bu Toni Morrison'ımız. Ben en mavi gözü okumuştum. Evet. Afro-Amerikan bir yazar. Nobel Edebiyat Ödülü'nü, Pulitzer Ödülü'nü alan ilk siyahi kadın yazar. Hanımefendiciğim hiç otobandan sapmaz, ara sokaklarda dolaşmaz, fazladan tek bir kelime kullanmaz ve size gerçeğin dışında bir hikaye anlatmaz. Merhamet bu sene New York Times'ın 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesine girdi. Mükemmel bir yazardır. Bu da George Amado'muz, Güney Amerikalı, Marquez'in ilham kaynağıdır. Yok saydığımız, unuttuğumuz, terk ettiğimiz insanların hikayesini anlatır. Serserilerin, kaldırım serçelerinin, ezilenlerin, delilerin hikayesini anlatır. Bir kent en çok kentin serserileri sever. Kimse serserileri kadar kentini sevmez. Herkes kendi yıldızını sevsin. Gökyüzünde hepimize yetecek kadar var. Şimdi alın terinde sizi Bahai yokuşunda bir apartmanda yaşatıyor. O insanların yokluğu, yoksunluğu, o yokuşu çıkarken bacaklarınızı titretiyor. Sizi kakao tarlalarında çalıştırıyor. Kan ter içinde bırakıyor. Dediğim gibi o insanların yokluğu, yoksunluğu, çaresizliği, yaşam mücadelesi. İbrahim Bey, bu edebiyat bizde de var. Bizde en iyisi var. Hatta içinde yaşıyor. George Amado'da bizde olmayan şu var.
Bu insanların yokluğu, yoksunluğu, çaresizliği, yaşama mücadelesi ama tutkuları, yaşam sevinçleri, aşk hallerini de, umutlarını da çok lezzetli anlatıyor. İnanılmaz bir adam. Bir de sizden 100 yıllık yalnızlık yorumu alabilir miyim? Evet, 100 yıllık. Ben henüz okumadım. Sipariş verdim, geldi, okuyacağım. Evet. Spoiler vermeden, o da, ipucu vermeden. Tabii. 100 yıllık yalnızlık da Marquez'in, Marquez biliyorsunuz büyülü gerçeklik tadında evet. Yazar. Karakterlerin çok olması okuru biraz yorar. Karakterleri kaçırmazsanız da su gibi akıp gider. Ama bizim George Amado'muz gerçekçidir. Hikaye akıp gittiği için, daha bunu yakalayamadığı için zaten biraz da büyülü gerçekliğe dönmüştü. Biraz da kendi sesini bulmak için. Bu 100 yıllık yalnızlık dokunması gereken önemli metinlerden biridir. Ben onu beni dizinin oradıklarına okumuştum. Çok bana hitap etmemişti ama 100 yıllık yalnızlık çok güzel isim ama. Yani okuru çekecek güzel için. Akıllıca kurgulanmış bir isim. Ben de okumuştum. İyi metin. Ben okudum. Belki o yıllardan evet. O zaman 100 yıllık yalnızlığa başlamadan önce George Amado'ya başlamayın çünkü yani onu biraz uzun bir süre yine boşluğa alabilirsiniz. George Amado gerçekten mükemmel. Peki Umberto Eco'nun Gül'ün adını okudunuz mu? Gül'ün adını da okudum. Gül'ün adında da keyiflidir. Yani şimdi bir kitabı klasik yapan ya da modern klasik yapan şey o kitabı yüzlerce, binlerce insanın okumuş olması ve beğenmiş olması. Bizdeki çevirileri de çok iyi. Yani iyi bir, o da iyi çeviriler yapan bir yayın evidir. Çok isim vermiyorum, zaten biliyor herkes. Ama Umberto Eco'da da, bunun adında da hikaye gerçekten keyiflidir. Yani okunması gereken iyi metinlerden biridir. O listenin içinde olmayı hak eden iyi kitaplardan biridir. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Geçen yıl kitap buharında İzmir'de de röportaj evet. Yapmıştık. Şimdi tesadüf evet. Oldu. Çok evet. Oldu. Evet sağ olun. Biz zaten insan okuduğu bir kitabı gördüğünde bir dostuyla karşılaşmış evet, oluyor. Evet. Oluyor. Bir sevdiği bir kitap emekçisini ya da edebiyata ve kelimelere aşık sizin gibi insanları gördüğü zaman da yani kendinden ya yani aileden birini görmüş gibi oluyor. O yüzden bizim için değerlisiniz. İyi ki varsınız. Varlığınız armağan. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ben birkaç gün daha buradayım. Evet. Haftaya pazar gününe kadar buradayız. Okurlarını, takipçilerini bekliyoruz. Çok güzel kitaplarımız var. Lezzetle de kitaplarımızı anlatıyoruz. Bekliyoruz. Teşekkürler. İnternetten daha çok alışveriş yapıyorum ben. Yok olarak... burada sen senin indirimin bizde daha farklı. Evet. Biz burada %25 indirim yapıyoruz. Hı-hı. Sen bizden %40'la kitap alabilirsin. O yüzden almak istediğin bir şey varsa gönül rahatlığıyla alabilirsin. İstersen alabiliriz yavrum. Evet. Buradan enigmamız var tanıman gereken. Bu yani şey yaptığım için. Yok değil. O hikaye değil. İsim benzerliğidir. Bu yeraltı edebiyatının önemli metinlerinden biri. Katalan bir yazar, Fransız bir anne, Katalan bir baba. Ne denir bu kitaba? Entelektüel bir çete hikayesi denebilir. Bir edebiyat mafyası hikayesi denebilir. Yazma tutkunu 4 marjinal karakterle kendilerine yatak odası filozofları adını veriyorlar. Sonlarını beğenmedikleri kitapların sonlarını değiştirip tekrar masaya sunuyorlar. Çok güzel. Bilimli kitaplar var mı içinde? Var. Onu da söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Spoiler olma. Ben genelde her yazardan bir kitap al, onlarla tanış isterim. Bu da Sinclair. Nasıl bir adam? Amerika'nın üvey evlatlarından, asi çocuklarından, biz neden küçük Amerika'yız, Amerika neden kapitalizmin musluğunun başını tutuyor, para neden Amerika için bu kadar önemli, en iyi anlatan metindir. Hiç öyle ağır bir metindir de, gerçekten lirik anlatımı çok güzeldir. Böyle bir mutlaka bir kalemle okunması gereken, altını çizeceğini çok fazla cümlenin olduğu mükemmel bir yazardır. Çok seveceksin. Bende bir de Petrolü var. İki ayrı yönetmen. İki ayrı dönemde sinemaya uyarlıyor ama Chicago mezbalarıyla Untop Sinclair diye okunuyor biliyorum. Uba telaffuz etsin mi? Yani, benim tamam, telaffuzum çok iyi değil maalesef.
Başka atladığım bir yazarı var. George Armani çok konuş. Bence onu alacaksan onu al bari. Tuğba'cığım bize bir dişi domuz anlatmak ister. Bize daha meşhur olmak istiyorsan gel. Gel bir tane gel. Sana yakışır. Var var. Öyle deme. Dişi domuz bir metamorfoz hikayesi. Kafka'nın dönüşümüne benzer bir dönüşümü anlatıyor ama tabii ondan farklı olarak bu dönüşüm sürekli bir halde. Kadın bedeni meta olarak görüldükçe, hor görüldükçe, sömürüldükçe ve hatta kadının bu sömürüye müsaade ettikçe yavaş yavaş domuzlaşmaya başlıyor. İşte ne bileyim önce yanakları kızarıyor, sonra kilo alıyor, sonra tüyleri çıkıyor ve bir anda tam anlamıyla bir dişi domuza dönüşüyor. Bu bölümden sonra artık distopik bir evrene geçiyor kitap. Kadına iyi davranıldığında, insani yaklaşıldığında ise tekrar insan bedenine dönüyor. Böyle değişim sürekli halde. Aynen. Aslında ilk bölümde biraz daha böyle kadın hakları odaklı ilerliyor. Örnek veriyorum kadının kürtaj hakkı, ikili ilişkilerde kadının rolü, çalışma hayatında özellikle kadının yaşadığı zorluklar böyle sivri bir dille eleştiriliyor. Ya bu domuz metaforu üzerinden yazar güzel bir mesaj veriyor diyebilirim. Böyle distopik bir evrende geçen feminist bir manifesto adeta. Muhteşem bir tatlı. Bu listene alman gereken iyi kesinlikle, kitaplardan biri. Kesinlikle. Bir de bizde yani bütün donanım, bizdeki ekibin yani kitap anlatan ekibin sel yayınlarında herkesin bu donanımda olduğunu da özellikle söylemeliyiz. Yani edebiyata ve kelimelere aşık, kitap okumayı seven arkadaşlar, bütün çalışma arkadaşlarımız öyle. Bizim için keyifli onlarla çalışmak. Bekliyoruz herkesi. Teşekkür ederim. Tamam. Aydın Kitap Fuarı'na gelenlerin isimleri. Bugün Celal Şengör varmış, iki de söyleşi yapmış, üçüne de iddias varmış. Ahmet Ümit var yarın. Polat Özloğlu, Polat Özloğlu Pandora'nın merakına katılmıştı. Bilmiyorum hiç çıkmadı ama Mine Söğüt de Cuma günü varmış. Burası söyleşi salonu. Birkaç saat önce burada Celal Şengör söyleşi yapmış, kaçırdım. Üzgünüm, neyse yapacak bir şey yok. İzmir'e gideriz yakalamaya. Az önceki çocuklar aklıma aldı, çaktırmadım ama Allahu Ekber, Bismillah falan önce aha dedim canlı bombayla röportaj yapıyorum. O yüzden maskelerini çıkarttırdım. Şimdi söyleşi salonunu da göstermek istedim. Biz burada geçen yıl İlber Ortaylı, geçen yıl değil aslında, İlber Ortaylı gelmişti. İlber Ortaylı'nın söyleşisine katılmıştık. Bu yıl benim bir haftadır yani bu kitap fuarı zamanı enerjim çok yoktu. O yüzden de çok katılamadım ama gelseydim iyi olacak işte neyse. Barış Özcan'ın videosunu yaptığı kitaptan uyarlama dizisi vardı. Bunun kitabı, hatta kitaba çok değinmek istemiyorum dedi. Büyük ihtimalle kurucusunu daha çok sevmiştim. Bu da biliyorsunuz geçen yıl çok popüler olmuştu. Ben okudum bunu, Karanlık Orman'ı da okudum. Üçüncüyü okumadım galiba. Ama ilk kitap çok iyiydi. Burada yine büyük ihtimalle bu popüler şeyler var, durum var. Burası bilim kurgu. Evet. İtaki. Abi. Burası İtaki yayın evi. Kirke. Ama kitap önereyim değil mi? Evet. Evet. Şimdi birkaç tane kitap önerebilirim bu standtan. Madeline Miller. Muhakkak biliyorsunuzdur ya. Kitabı okumayı sananlar duymuştur, biliyordur, okumuştur hatta. Her Kirke'yi okuyabilirsiniz. Çok güzeldi. Çok mitolojiyi sevenler, özellikle kadın karakter kahramanı sevenler Kirke'ye şans verebilir. Hem de çok akıcıydı. Diğer yine aynı yazarın Achilles'in şarkısı. Ben okumadım ama listemde var. Çok istiyorum. Yine şans verebilirsiniz. Genelde Kirke'yi okuyanlar, sevenler bunu da çok seviyorlar. Hatta bunu daha çok sevenler bile var. Cadının Yüreği'ni bilmiyorum. Duydum birkaç kez ama okumadım.
yine de hani okuyanlar varsa yorumları yazabilir hangi türdeyse. Bunu da görmüştüm. Çok tatlı bir kapağı ve ismi var. Ölmek istiyorum ama bir taraftan da bir şey yemek istiyorum. Güney Kore edebiyatından çıkmış. Bu arada Güney Kore'de de güzel kalkısıyla ilgili çok fazla baskı var. Gencecik kızların estetiğe yönlendirilmesi. O yüzden de oradan çok iyi edebiyat çıkıyor, film çıkıyor. Yani acının yoğun olduğu bölgelerde biliyorsunuz çok iyi edebiyatlar çıkar. İran, Türkiye, Babil'de. Babil, bunu da merak ediyoruz aslında. Babil ve Şaheser. Bakalım şöyle. Bunu okumadım. Ve devam edelim. Fahrenheit. Dune serisi. Dune serisini tamamladıktan sonra başlamak istiyorum. Ama ben tamamlayana kadar yine kapak tasarımları değişmiş. Bende bunlar vardı. Artemis var. Yine bunlar hep filme uyarlanan kitaplar. Fahrenheit 451 bende var. Henüz okumadım. Dune'un da biliyorsunuz zaten kitapların yakınmasıyla alakalı bir distopik eser. Cesur Yeni Dünya. Bunu da okumadım. Bizim edebiyatımızdan da Ozak Türk'ün Kimlik kitabını okuyabilirsiniz. Bunların kalitesine yakın bu kitaptır. Tavsiye ederim. Yevgeni Zamyatin Biz kitabı buna distopik eserlerin başlangıç noktası. Yani George Orwell'ın örnek aldığı isim. Ben George Orwell 1984 ve Biz'i yakın zamanlarda okumuştum ve Biz de yine çok başarılıydı. Zaten hani ilk eser olması bakımından, 1984'ten de önce yazılması bakımından daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarih sevenler okuyabilir. Bunu ilk kez görüyorum ben de. Edebiyatı öyküleri. Hayvan Çiftliği'ni biliyorsunuz. Yeni baskı var. Yoluş Orman'ın yeni baskısı. Bunu ilk kez görüyorum. Hayvan Çiftliği'ye şöyle bir baskısı var. Merhabalar, YouTube'a video çekiyorum. Sizinle röportaj yapabilir miyim? Bu standtan önermek istediğiniz 5 kitap. Şöyle Zekra Bey'i yönlendirin. Tamam, olur. Zekra Bey. Merhabalar, nasılsınız? YouTube'a video çekiyorum da bu standtan önermek istediğiniz 5 kitap. Önermek istediğin 5 kitap. Evet. Ya şöyle, benim çok sevdiğim zaten 4 kitaplık bir seri var. Şu, benim açık ara favorim 4 kitap. Tek kitap mı sayarsınız, 5 kitap birinden nasıl olur bilemeyeceğim ama. Ha, o fark etmez. Harikadır. Bunlar... Onun haricinde fantastiklerimizden zaten Tolkien, Hobbit harikadır. Evet. Onlar Rüzgar'ın Adı serisi ve Haşhaş Savaşı, Babil yine aynı yazarın harika kitapları. John Chorzun'dan yeni baskı galiba değil mi? Yok, onlar bayağı oldu çıkalı. Çok öyle yeni değiller. Evet. Uzun zamandır varlar. Biz yeni kurul klasiklerimize dahil ettik. Yeni çıkan bu bilim kurgu klasiklerimizin 100. kitabı çok özel bir çalışma. Birçok yazarın öyküsü bulunuyor içinde. Harika bir derlemedir. Böyle yazarlara tutuklanma veya sansüre uğrama korkunuz olmasa nasıl bir şey yazardınız? Montessori yolu çıkıp yazılan öykü derlemesi. Çok kafa yakan şeyler var içinde. Aşırı şoklara uğratan harika kitaptır. Ursula Le Guin de kitapla ilgili görüşünü belirtmiş değil mi? Çok güzel. Bu şekilde 5'ten fazla oldu zaten. Evet, ben de bir sürü oldu. Yani önermeye başlayınca duramıyoruz zaten. Evet. Dün serimiz de harika bir seri. Ben şuradan başladım zaten. Kirke'ye falan. Evet, hani onlar zaten artık Türkleşmiş kitaplara girdiler. Evet. Klasikleşti gibi bir şey oldu. Şeyi bilmiyordum mesela ben de. O zaten çok bilinmiyor. Çok kıyıda köşede kalmış ama ender olan ve harika yazar. Filme uyarlansa... Tabii öyle harika ama filme uyarlaması imkansız bir seri. Çünkü çok bambaşka bir kafayla yazılmış. Harika bir seri. Mesela şey, bütçesinin problemi de diziden dizi sonra... Oldu. Silo yine aynı şekilde dizi. Silo'yu da Barış Alcan yaptı videosu. Yine bir dizi. Evet. Bunlar dizi olduktan sonra patlayan şey kitaplar. Kirke Akül'ü zaten ilk çıktığından beri böyle aşırı derecede patlamış kitaplarımız. Kadın karakter olduğu için kadın mitolojik. Kadın karakter işte bir de genelde kötü olarak algılanan karakterin gözünden anlatıldığı için Kirke hikayesi ekstra bir... Güzel bir donma açısından görüyoruz. Teşekkür ederim. İsim neydi bu arada? Zekeriya. Çok memnun oldum. Elif Bende. İzlemek isterseniz Kelebek Etkisi kanalından. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ama Kelebek Etkisi kanalı yazmam gerekiyor. Direkt çıkmıyor. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kimaş'ın yemeğine geldik.
Bu da benim okuduğum Hayatta Kalanlar Mükemmel bir kitaptır. Hala etkisindeyim Alex Schulman'ın. Alex Schulman'ın birkaç tane daha kitap çıkardı ve daha çok yazsın istediğim bir yazarlarla. Merhabalar, ben YouTube'a içerik üretiyorum. Tamam. Video çekiyorum. Sizinle de röportaj yapabilir miyiz? Benimle değil de arkadaşlarla onlar isterlerse yapabilirsiniz. Siz çekebilirsiniz istediğiniz gibi. Tamam. Buna bakıyor musunuz? Ben yok, ben tamam. Gökten düşen şeyler var. Bu da çok iyiydi. Çok garip bir türküsü vardı. Etkileyici. Şöyle anlayayım. Şöyle. Onu anladıklar. Bir kalbinin güncesi. Buna şahsiyete benzetmiştim. Videosunu da yapmıştım. Bunu atarsanız. Bunu takip edenler. Bunu da okuyabilirsiniz. Dediğim gibi Alex Schulman'ın Hayatta Kalanlar, Gökten Düşen Şeyler. Bunu bu listemde var, okumadım. Kadim Zamanlar ve diğer metinler. Olga Tokarczuk zaten bu da çok popüler oluyor. Çok, okuyanlar çok seviyorlar. Bunu da okumayı çok seviyorum. Zaten tasarımlar falan mükemmel. Böcekleri seven kadın sipariş verdim, geldi ve çok heyecanlıyım bunu okumak için. Bununla ilgili zaten videosunu yapacağım, kitap videosu. Alışverişimde gelen bir videosunu. Böcekleri seven kadın da 300 yaşında bir kadını böceklerle ilişkisini anlatıyor. Bunu söyleyebilirim. Mona'nın gözleri bilme merak ettiğiniz güzel. Bu da Küçük Prens'in yazarını sevgilisiyle birbirlerine karşı yazdığı mektuplar. Yani şu an benim bildiklerimi anlatıyorum. Böyle karışık ortalık. Bunlar çocukla beraber insan açıldığı için. Burası birazdan tasarlandığı için eserler var. Onları da ben önerdim onun gibi. Bunu okudum, bunu okudum, bunu okudum. Tamam, bunları önerdiniz mi? Bunu da aldım, sipariş verdim, geldi. Tamam. Şu Olga Hanım olabilir, şu olabilir. Tamam, onu polisi bir tarz mıdır? Şunu polisi olarak getirebilirsiniz. Evet, yine Olga Tokarczuk. Bu yazarın kaç kitabı vardı? Epey var galiba. 3 ya da 4 tane var. En pisi o son çıkanı. En pisi o. Bunun konusu neydi? Bunun konusunu hatırlamıyorum. Bunu okudum ama diğer ikisini okumaya vaktim olmadı. Ben çok zaten görmüyorum. Gizem Olcay'ı yakından takip ediyorum. Öyle mi? YouTube'dan. Evet, o yüzden o yeni çıkanlar böyle o kadar... Hepsine hakimsiniz. Evet, böceklerini seven kadın da... Bunun gözleri yani. Olabilir mesela bu sanatsızla alakalı. Ya bunu evet çok merak ediyordum ama okuyanlar çok böyle basit kaldığını söyleyince hani biraz daha şey temel eser olarak. Tamam, şu yazarın bütün kitapları çok güzel. İsterseniz onu üçlü olarak çekin. Şu ve şu var mı? Minimal kapak. Şöyle var mı? Yazarsınız mı? Yok, hayır. Bu üçleme mi? Üçleme değil, aynı yazarın kitapları ama kapakları tam. Evet, çok güzel. Bunları da görmüştüm. Gökten Düşen Şeyler de çok iyiydi. Çok onu okumuşsunuz zaten. Şu biraz değişiktir. Bu psikolojik gerilim tarzında bir adamın karısını çok sevmesi ve iddia edip onu öldürme hikayesini anlatıyor. Ben şu an tam benim ihtiyacımız olan hikaye. Ben değil ama. Ne yazık ki. Ama onun değişik bir psikolojisi var. Zaten arkasında da psikolojik gerilim olarak geçiyor kitabın konusu. Şeyi okudunuz mu? Kurtarma Mesafesi. Başka yayınlarından çıkıyor ama kapağında alt var. O çok, ya ben de size öneririm onu. Kırmızı bir kapak. Çok büyük bir gerilim var içinde. Yani okurken korkuyorsun. Ne demiştiniz ismini? Kurtarma Mesafesi. Kırmızı kapak. Kapağında da alt resim var. Şivebilir. Samente Şivebilir. Eğer böyle gerilim seviyorsanız... Bu arada şeyler var şimdi... Ben direkt Dünya Edebiyatı'na giriştim ama... Nazan Bekiroğlu'nun yeni kitabı var çekebileceğiniz. Bir de Talha Uluer'in yeni kitabı var. Bunlar biraz daha tasavvufi değil mi? Tasavvuflu değil. Onlar tarih. Yani Talha Uluer tarih. Mihrican Fırtınası biraz daha mitoloji var. Hem yaşanmış hikayeler var. Değişik deneme türünden çıkartıyor. Biraz şey Türk mitolojisine mi dayanıyor? Türk mitolojisine mi dayanıyor? Sanat, uygarlık, mitoloji, felsefe, hayat. Hepsine dair. Şu kitap mıydı? Evet. Can yayınlarından çıkıyormuş. Evet, yani onu okuyabilirsin ama biraz böyle şey, bunu açıklarken şey diyorlar, kendinizi güvenli hissettiğiniz bir alanda okuyun. O kadar.
Hatta filmi de var. Filmi de çok güzel. Tamam, aslında alacağım. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şu an Can Yayınları'na geldik. Şimdi Can Yayınları'nda o tarafta mı? Geleyim mi oraya? Ben geleyim mi? Evet. Mine Söğüt'ün sayısı vardı burada, evet, değil mi? Evet, burada imza vardı. Evet, ben gelemedim. En çok satılan ve en çok imza istenen kitaplarından biri oldu. Mine Söğüt'ü bu kitaplarını okudunuz mu? Evet. En sevdiğiniz bu mu? Başlamak için? Yine 5 sevim apartmanı. Sonra bir deli kadın hikayelerine geçiş yapabiliriz. Evet. 5 sevim apartmanından sonra deli kadın hikayelerini önerebilirim. Bu öykü tarzında değil mi galiba? Yani biraz daha filmden bir kitap aslında, kadınların hikayeleri, ama benim favori kitabım Beslenme Apartmanı. Ben çok duydum ama hala başlamadım, ama başlangıç olarak bunu öneriyorum. Evet, başlangıç olarak Beslenme Apartmanı'nı öneriyorum. Burada mesela şu hayvan hükümranlığı var, bunu çok merak ediyorum. Sistemde var, adamın oğlu var, bunu merak ediyorum. Bu yazar da galiba ödül aldı, Şampiyonların Kahvaltısı. Bu da çok havlu sayılıyor okuyanlar tarafından. Bilal Kınlere'yi zaten söylememe gerek yok. 6-27 trenini önerebilirim. Agatha Christoph'lar. Agatha Christoph'un Büyük Defter Kanıt 3. Yalan. O yok galiba, değil mi? Hangisi? Büyük Defter Kanıt 3. Yalan. Yok sanırım, evet. Onun diğer kitabı işte. Bunlarla ilgili ben çok video yaptım da şimdi hani en azından Aylin Kitap Fuarı'nın da reklamı olsun. Hem de çıkamadım. Bu yazar da bu yıl. Şimdi zaten ödül aldı galiba, evet, değil mi? Nobel ödül aldı. Evet, Nobel ödül aldı. Siz okudunuz mu bunu? Ben okumadım ama çok fazla soran ve çok fazla Nezha 500 kitaplardan biri. Nezha 5 okudunuz mu? Hayır, başlamadım hiç ama başlangıç için bu iyi mi? Kesinlikle. Çekiyorum ama. Çekebilirsiniz. Kesinlikle Nezha 5 öneririm. Biraz ben geliyorum. Kitap sever birini bulacağım. Nezha 5'te hikayedeki karakter bir anda böyle hayatının farklı bir gününe uyanıyor. Bir gün bebekliğine uyanıyor. Bambaşka bir güne uyanıyor. Bambaşka bir güne. Hayatın bir gününü en baştan tekrar yaşıyor. Bir gün bebekliğine uyanıyor. Bir gün yaşlılığına uyanıyor. Bir gün çocukluğuna uyanıyor. Ve en sonunda, ama sonu söylersen sporu. Yok söyleme. Sonunda bir güne daha uyanıyor. Ve sonrasında şeyi sorgulamasına giriyor. Bunları tekrardan yaşamak benim için acaba paralel evrendeki hayat böyle bir şey mi? Yani, şeye benziyor mu biraz? Metreğin gece yarısı kütüphanesi tarzında galiba ama çok fazla değil. Buradaki sorguladığı şey aslında şu, paralel evrenlerdeki hayat acaba bizim dışımızdaki farklı seçenekler mi yaşıyor? Yoksa benim yaşadığım aynı hayatı en baştan tekrar mı yaşıyor? Yani farklı seçimleri yapsaydım hayatım nasıl olur diye mi yanıyor? Hayır. Burada aynı seçimleri en baştan tekrar yaşıyor. Tekrar. Belki de paralel evrende benim karakterim, ben aynı seçimleri en baştan tekrar yaşıyorum. Tek döngüye girmek gibi. Evet, o gün hiçbir zaman bitmemiştim belki de. O günü tekrar tekrar başka bir yerde yaşıyorum. Ve ömrüm belki de hiçbir zaman sonlanmayacak. Güzel, akıcı mı? Çok akıcı. Mutlaka tamam, bunu başlayabilirsiniz. Aldım listeye, mutlaka alacağım. Başka? Başka? Fotoğraf çektirelim mi? Biz mi? Evet. Çektirelim. Biz çeker misin? Tabii. Ben videoyu çekiyordum. Size önerebileceğim 6-27 tüfeğini çok iyidir. Okudunuz mu? Kesinlikle. Çatlak yeni çıktı aynı yazarın. Evet, şu an görüyoruz. Zaten bu Şeker Portakal serisi okumak. Portazar'ın Sekseyi de çok ilginç bir kitap. Evet, listemde var. İlk 58 kitabın için hiç incelediniz mi? Hiç, bak ya baktım biraz ama 88 üzerinden aslında uygardım mı? Hayır, hiç alakası yok. Sekseyin seksek olmasının sebebi şu. Kitap aslında 58 bölüme kadar normal bir roman gibi ilerliyor. 58. bölümde bitiyor. 58. bölümü bulalım. Şurada bir yerde. Evet, şurası. Kitap burada bitiyor. Aslında kitap bu kadar. Ama bir roman olarak bu kadar. Kitabın bu tarafını şu sırayla okuyorsunuz. Yazar kitabın en başında size bir sıralama vermiş. Bu sırayla okuyacağım. Evet. Bu kitabı en baştan önce 58. bölüme kadar okuyup bitiriyorsunuz. Sonra bu sırayla tekrar okuyorsunuz. Ve bambaşka bir şeye dönüşüyor.
o arada okuduğunuz olayların arka planında ne olduğunu, arka planında neler geçtiğini, o olayların neden olduğunu, belki de o olayların aslında öyle olmadığını. Hmm, bayağı güzel, bunu da aldım. Zaten sistemde vardı ama öne çekiyorum. Evet. Portazarı'nın zaten yeni baskıları galiba bunlar değil mi? Bu öykülerinin derlemesi. Hı-hı. Tüm öykülerini derledikleri için böyle tüm öyküler 3 cilde anca sığdı. Böyle bir tasarım yaptılar. Tasarımcımız böyle çalıştı. Çok güzel. Çok ilginç bir kitaptı yani. Aldım. Yani şu an çok mutluyum. Onun dışında... Feminist edebiyata nasıl bakıyorsunuz? Feminist edebiyat. Evet, sever misiniz? Ursula Le Guin. Onun dışında... Yeni basıldı. Bu ay yeni basıldı. Eylül, Ekim ayında basıldı kitap. Bölüyorum, isim de alayım. Semiha. Evet. Sanat tarihinin, eril bir şekilde yazılmış sanat tarihinin feminist yorumlaması üzerinde yazılmış bir kurgu aslında. Peki şeye değiniyor mu Medusa'ya? Medusa'nın tarihine? İçinde değindiği bölümler var ama bunun üzerine kurulmuş. Tamamen sanat ve resim tarihi üzerinde bir kurgu aslında. Yani tamamen tarihin %100 gerçekliği üzerinde değil, bir kurgu olarak sanat üzerinden, eril sanat yazımı üzerinden feminist yorumlaması olarak düşünebilirsiniz. Çok iyi, bunu da aldım. Şimdi tüm sorun, Medusa'ya haksızlık yapıldığına dair sonradan bir heykel yapılıyor ya, tam tersi şekilde. Onun için sorun. Sen bir röportaj veriyorsun galiba. Galiba. Öyle şeyler yaşanıyorsun. Dahil olmak istersiniz. Annie Arno'dan okudunuz mu? Annie Arno'nun senelerle Nobel Edebiyat aldı. Evet. Daha doğrusu seneler bize Türkçe'ye ilk çevrilen Annie Arno eseri seneler oldu. Ama okuyucuları arasında Annie Arno'dan bahsetmek ister misin? Hayır. Tanıyor. Kızın hikayesi bence bir anne kız hikayesi. Bence en tatlı ve etkileyici kitaplarından birisi bu. Yine ben sadece Yalın Tutku'yu okudum. Fransız kadın edebiyatı ve aslında Annie Arno'nun hayatına baktığımızda birazcık da soru işaretleri olan bir yazar. Yani kendinden 30 yaş genç bir beyefendiyle bir birlikteliği var. Genç adam onun üzerine yazılıyor. Daha sonrasında bir... Aslında tamamen hayatını açıyor. Kendi hayatını kurgu üzerinden, aslında kurguları biraz otobiyografik ögeler içeriyor. Yani hayatını okuduğumuzda kurgularında ne demek istediğini bir tık daha anlayabiliyoruz. Aslında ama hayatı biraz soru işaretli. Agatha Christie. Biraz, evet. Osmanlı'nın önemli kitapları var ama büyük defterdeki içeriklerine çok benziyor. Ya okumaz yazmaz zaten otobiyografik bir eseri. Evet. Önemi yok. Ben çok sevemedim hani diğerlerini okuduktan büyük sonra. Büyük defterden sonra bunlar çok etkileyici gelmeyebilir. Evet. Ama yani 50 sayfaya bu kadar duygu yoğunluğu sığdırmaksa keşke daha fazla yani yazsaydı da okusaydık. En ağırlıdan en çok neyi sevmiştim? Bence kızın hikayesi. Bir anne kız hikayesi anlatıyor. Başlamak için. Gerçi ben Yalın Tutku'yu okudum ama. Yani. Yalın herhangi bir yere başlanabilir bence. Ya. Herhangi bir sırası yok aslında. Belki seneler biraz uzun ve... Yeni bir yazar uzun eserlerle başlamak biraz yorucu ve sıkıcı gelebilir. Ama aynı zamanda olayın içine daha fazla dahil olduğu için insanlar sevebiliyorlar. O biraz ama kendi tercih. Ama çok hacimli değil zaten. Diğerlerine göre hacimli ama çok da hani kalın bir kitabı yok. Bence kızın hikayesiyle başlanabilir. Bir anne kız hikayesi aldık anlatıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bunu arıyordum ben. Rica ederim. Böyle coşkuyla kitap anlatan. Ben çok seviyorum. Hani böyle üzerine konuşmayı kitapları. Zaten kanalımızın da söylerim. Tamam. Abone olup hani oradan da izleyelim. Daha fazla önermek istediğiniz bir şey var mı? Başka şu tarafında var ama. Bakalım. Müsaitseniz bu arada. Müsaitim. Çekilere yatalım. Jack London okudum. Jack London. Bu kitabı hiç duydunuz mu? Aa, Jack London'ın yazdığı son kitap. Gerçekten. Jack London'ın yazdığı son kitap ve tamamlanmamış bir eser. 18 bölümünü yazıyor, tamamlıyor ve sonrasında ölüyor. 18 bölümün sonunda ölüyor ve daha sonra el yazmalarının içinde bulunuyor. O 18 tamamlanmış oluyor. Dünya mükemmel olduğunu kitabı görmedik. Diğer yayın evlerindeki baskılarında sadece 18 bölüm basıldı. Bunun içerisinde şöyle bir farklılık var. El yazmalarını bulan kişi Jack London birkaç tane son, alternatif son yazmış. O sonlar bunun içinde var. Onları da çevirmişler. Hepsi dahil. Aynen.
yani eğer yazsaydı muhtemel sonlar böyle olurdu ve aynı zamanda bunları derleyen kişi kendisi de alternatif 3 son daha yazmış. Bu kitabın birkaç tane sonu var yani. Ve Jack London hangisini seçerdi bilmiyoruz. Peki bu ne zaman şey basıldı? Epeydir var ya. Niye görmedik? Hiç görmedik. İlk baskısı 2015. Bizim yayın evimizden 2015. Muhtemelen diğerlerinde daha bir etki olabilir. Evet, olabilir. Aldım. Çünkü artık hani Jack London bir daha yazılmayacağını görebiliyorduk ama varmış. Çok güzel. Zaten hani gurur ve ön yargı ve akıl ve tutku üzerine konuşmamız gerekir mi bilmiyorum ama. Yani ben Jane Austen gurur ve ön yargı okurken çok sinirlendim. O kadar sinirlendim ki yani artık böyle kitabı fırlatıp okumak istedim. Kendi karakteri mi? Jane karakteri değil. Ben anneye çok sinirlendim. Sen nasıl bir annesin de kızlarını böyle bir şeyin içerisine nasıl sürüklüyorsun? Siniri geldi bana. Kitabın yarısında kitabı bıraktım ve bununla ilgili bir yorum yazdım. Sonra çok yakın bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Benim için bambaşka bir yere dönüştü. Jane Austen bunu 1800'lerin İngiltere'sinde bir kadın olarak yazıyor. Ve kadınlar o zamanlarda bu durumlardan rahatsız olmuyorlardı. Ve içindeki ironiler, sinir bozucu olarak adlandırdığımız şeyler aslında orada 1800'lerin İngiltere'sinin kadınlarını rahatsız etmek için. Evet bak böyle yaşıyorsunuz ve bunlar rahatsız olun. Buna tepki gösterin. Konuşabilmek bile bir meseleyken. O dönemlerde kadınlar zaten hani erkek mahlasıyla yazıyorlardı. Yani kendi adıyla yazabileceği. Kesinlikle kendi adıyla yazabilmesi, bunları böyle dile getirebilmesi çok büyük bir şey. Ve zaten yapmak istediği şey rahatsız etmek, kadınları rahatsız etmek. Ve beni rahatsız amacını etti. Amacına ulaştı zaten. Evet. Yapmak istediğini yaptı. Bir de zaten bir şeyi değerlendirirken o dönemin koşullarına göre de değerlendirirken. Aynen öyle. Zaten yani sıradan bir roman gibi okursan klasiklerin hiçbirisinin bir anlamı yok. Sıradan bir romandan başka bir anlamı olmaz. Ama o dönemin şartlarında, o dönemin koşullarında bunu değerlendirirsen o zaman bir anlamı kazanır. Yoksa bugün yazdığında çok da büyük şeyler değil belki de yani. Hani Suç ve Ceza'da Suç ve Ceza'yı anlatıyor ama Dostoyevski'nin onun nasıl yazdığını, o mekinlemeler ruh hali, neden yazdığını, kınamıyorsunla, evet. Bunları bilmek gerekiyor yani. Klasikler de zaten o yüzden kazanıyor. Aynen öyle. Tam olarak o yüzden klasik zaten. Hani kötü karakterliğe bakamıyorsun. Çünkü evet. Zaten iyi bir kötü bir şey yok ya. Aynen öyle. Bu kardeşler. 8 kere başlamışım, direkt yarım kaldı. Altın Tepeleri çok küçükken okudum ve hala böyle aklımda bir kitlemedim. Jane Eyre. Evet. Bunlar klasikler zaten. Jane Eyre müthiş bir kitaptır. En güzel giriş. Kesinlikle bence de en güzel giriş. Şu anda anlatan değil mi? Akıl ve tutku yine o dönem için miras üzerinde ilerliyor. Vardır ama burada yok ki. İnsanın anlamı arayışını okudunuz bilmiyorum. Viktor Frankl şeyde Auschwitz. Sanırım böyle okunuyor. Katına kampında. Hitler'in en meşhur toplama kampında ve içerisinden kurtulanların çok fazla olduğu bir toplama kampı. İnsanın anlamı arayışında o süreci ve oradan nasıl aslında psikolojik olarak sağ çıkabilmeyi nasıl başardığını anlatıyor. Hayat Güzeldir filmi de çok beğendim. Evet. Olarak. Burada da bu birazcık daha şey. Kurgu dışı ve daha teorik bir metin. Daha işte logoterapi ve kendisinin zaten ortaya çıkardığı logoterapi, kendisinin ortaya çıkardığı bir metot, terapi metodu aslında. Yine o dönemlerden sonrasında ortaya çıkan ve o kitabın içerisinde de çok fazla bahsettiği. Burada onun teorik kısmından bahsediyoruz daha. Bu bize yeni çıktı. Önce hangisini okumamızı tavsiye edersin? Diğeri yani oradaki yaşadığı süreci anlattığı için ve işte bu terapinin nasıl çıktığını anlattığı için bence onunla başlamak daha iyi. Sonrasında işin teorik kısmına ve işte psikoterapi ve felsefe kısmına eğer merak edip uyanıyorsa buna devam edelim. Tamamdır. Evrim kuran mevkuşağı anlamaz mevkuşağı. Sonra biraz daha psikolojik. Minnesot imzaya geldi. Evet. Minnesot okumalıysanız delikanlı hikayeleri muhteşemdi. Başlangıç için Minnesot Beslevim Apartmanı'nı önerdi. Beslevim Apartmanı ve delikanlı hikayeleri. Evet. İkisinden birisi. Ben de Başkalarının Tanrısı var ama bir kez fark edip de okuyamadım. Yani Başkalarının Tanrısı en son çıkan Alayına İsyan. Hmm. O göremedim şu anda. Ondan önce çıkan da Başkalarının Tanrısı. Bence en iyi kitapları şunlar. Tamam, bunlarla başlayayım. Kesinlikle. Yani bunlarla başlayıp önce
Minnesota'nın diline alışmak gerekiyor. Minnesota birazcık işte fantastik ögeleri işin içerisine katar. Tarzına çok iyi değil mi? İşin içerisine katar. Biraz daha karanlık yazar. İşte işin içine başka başka şeyleri katar. Hayvanları katar, mistik şeyler katar. Hani onun diline alışıp onun ne anlatmak, neyle ne anlatmak istediğini öğrenmek gerekiyor. O yüzden 5 sevim apartmanı ve delikanlı hikayeleriyle başlamak istedim. Doğru seçenek. Netflix Tekin'den. Sevgili Arsız Ölüm. Ben önce tiyatro oyununu izledim. Düzce neydik o zaman. Mükemmeldi. Nezaket Erden'le fotoğraf mı çekildik, söyleşi azıcık böyle bir yapma şansım oldu. Vlog da çektim. Mükemmeldi yani. Onu diyecek bir şeyim yok. Ama kitabını okumadım. Kitabı da çok güzel. Netflix Tekin'e neyle başlamamız gerekir? Sevgili Arsız Ölüm. Bununla mı? Sevgili Arsız Ölüm. Devamında. Berci Kristin'in çöp masalları. Unutma bahçesi olabilir, sürüklenme olabilir. Bunlar biraz daha yani aşk işaretleri de yine güzeldir. Ama diğerleri artık sonrasında hani Latife Tekin'in dilini çok sevdim, daha neler okuyabilirim evet, seçenekleri orada aslında. Murat Uyurkulak'ı çok severim ben. Ben okumadım hiç. Murat Uyurkulak şeyi hatırlıyor musun bilmiyorum. Benim hatırlamam lazım önce. İnternet sitesinde de unutma. Murat Menteş, Alper Canıgüz, Emrah Serbest. Yeraltı Edebiyatı aslında mı? İnternet sitesinin adını unuttum. Hangisi? Murat Menteş, Alper Canıgöz, Sinem Sal, Murat Uyurkulak. Hepsinin birlikte daha yazılarının basılmadığı zamanlarda bir internet sitesinde yayınlıyorlardı. Unuttum şu anda. Yeraltı Edebiyatı değildi değil mi? Başka bir şeydi. Unuttum şu anda. O dönemlerden kalan hepsi aslında orada yazmaya başladılar. Sonrasında kendi kitapları yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Yine dil olarak bir tık işte Hakan Günday'ı andırabilir ama birbirlerinden farklı bir yerde de konumlanırlar aynı zamanda. Konusundan biraz bahsetsek, ben ilk kez görüyorum bunu. Ben kitapların konusunu hatırlamam. Ben hissiyatlarını hatırlarım. Bazuka bir öykü kitabıydı mesela. Öyküleri de vardı. Ben de Murat Uyurkulak, ben Alper Canıgüz'ü çok severim. Ben Alper Canıgüz'üyüm. Murat Menteş'i de kenara koyarım. O biraz daha esprili dil, esprili diline dayanır. Evet, çok ince, mizahı olan ve bence çok zeki bir adam. Peki şey okudunuz mu? Serdar Uslu'yu. Serdar Uslu. Evet, Yermük, Trafalgar, Baldırmacak İşleri kitabının yanı mükemmel. O kadar kahkaha attım ki okurken. Şimdi yeni bir kitabı daha çıktı. Onu da alacağım. O da çok iyiydi. Onu henüz okumadım. Onun da konusu Hitler tarla başında bir gün Hitler'i görüyorlar. Hitler işte günümüzde yani Osmanlı döneminde geçiyorlar. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarla başında Hitler'le karşılaşsaydınız ne olurdu? Bunu böyle çok esprili bir dille anlatmış. Çok keyifliydi. Güzel. Lütfen ekleyeceğim. İsmi biraz zor. Hissiyat olarak ben de yine böyle biraz karanlık, biraz felsefik, biraz durgun ama okuttukça kendini okutan öyle bir adam yani. Ben de hep bu hissi uyandırıyor Murat Uyurkulak. Murat Uyurkulak, Alper Canıgöz. Menteş'i biraz daha kenara koyabiliriz evet, de. O biraz daha ben Sinem Sal'ı da çok severim. Onlar benim için ayrı yerlerde. Bu yazarla sayenizde tanışmış oldum. Listeme eklerim. Hüseyin Rahmi Gülpınarlar çok güzel. Çok. Bu yabani okumuştum ben ve çok korkmuştum. O dönem için korku edebiyatı evet, öyle bir şeydi. Ayfer Gümüş. Ayfer Gümüşler var burada. Mümkün hikayeleri. Bir deliler evini yalan yanlış anlatan şu tarihleri. Selin Rune'yi biliyorsun yeni kitabı çıktı, ortalık karıştı. Çok meşhur oldu Intermezzo. Ben Normal insanları okudum, dizisini de izledim. Ben Selurani okudum. Okudun mu aşkım? Dizisini izledin mi? Yok. Selurani'ye biraz mesafeliyim. 91'li ve bizim yaşıtımız yani, bizim yaşlarımız olduğu için o yüzden çok da hani yazdıkları, yani aslında bizim böyle tam şey kalemimiz gibi. Normal insanlar güzeldi ama çok böyle hani öncelik verilebilecek bir yazar değil. Selurani'ye biraz mesafeliyim mi kendim? Ben de almadım. Çok popüler olduğu için birazcık şeyi kaçtım, havası kaçtı. Bunu okumadı. Bir tane çocuk, abisini kaybediyor. Şu an çocuk edebiyatına geçtik. Gen yayınların çocuk edebiyatına. Ezlediğim 4 kitabı söyleyeceğim. Evet. Sonra bitiririz. Evet. Bir çocuk abisini kaybediyor. Abisinin mezar evlerinin arka bahçesinde. Ve
aile içinde bu durum bilinse de üzerine konuşulmayan bir sessizlik. Herkes bu yaz süreciyle baş etmeye çalışıyor ama tek başına. Mezarı arka bahçenin. Evet, evinin arka bahçesinde. Her gün bunu görüyor. Bununla ilgili yani yasla baş etmeyi kendi başına nasıl öğreniyor ve ailesiyle bunu nasıl kabullenmeye çalışıyorlar bunu anlatıyor. Çok tatlı bir kitap. Bunu kesinlikle öneririm. Hala çocuk kalanlar, kalan yetişkinler için diyebilirim değil mi? Beni görebiliyor musun? Ya çocuklar için ağırlanabilir mi yoksa ölüm hissine... Çocuklara bunları da söylemek gerekiyor bence evet, ya. Sonuçta hissine... evet yani ölüm hayatın bir parçası evet. Ya. Hayatında birini kaybedebilir ki anneannemin lafı Allah sıralarını versin. Yaşlı insanlar da var hayatlarımızda ve onları da kaybedebiliriz. Yani çocuğa ölümün var olduğunu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bunda kurmacalarla, oyunlarla kesinlikle. Mesela şeyde gün ışığında da şey vardı. Babam bir çınar ağacı mıydı? Babam bir kiraz ağacı. Ha, babam bir kiraz ağacı var orada. O da mesela yok özür dilerim. Dedem bir kiraz ağacı. Dedesinin ölümünden sonra yine bunu işte ağaç metaforuyla işte ölüm ve yaz sürecini kabul etmeyle ve bununla yaşamayı öğrenmeyle, baş etmeyle ilgili. O da çok güzel bir kitap mesela. Burada da bir tane otizm bir çocuğumuz var. Ortaokula geçene kadar herkesten saklıyor. Tek bir arkadaş biliyor sadece. Ve ortaokula geçtiğinde herkes otizmli olduğunu öğreniyor. Ve bir anda zorbalığa maruz kalıyor. Sonrasında kendini nasıl kabul ettirmeye çalışıyor ve bu durumla nasıl barışmaya çalışıyor? Kendini nasıl kabullenmeye çalıştığını okuyoruz aslında. Bu da çok tatlı bir kitap. Benim için kıymetli kitaplardan bir tanesi. Burada yine kız kardeşiyle karşılaştırılan bir kızımız var. Kardeşi için her şey yolunda giden ve kardeşi için her şey mükemmelken, kendisi için her şey o kadar yolunda gitmiyorken bununla yine nasıl baş etmeye çalıştı? İşte aile tarafından nasıl o yapıyor, sen yapamadın. Peki kardeşine neden daha çok önem veriyorlar? Küçük olduğu için. Önem vermiyorlar. O başarabiliyor. Diğer tarafta o yapamıyor. İşte derslerinde daha başarılıyken diğeri daha başarısız oluyor. Ya da biri daha iyi resim yapabiliyorken öbürü yapamıyor gibi. Böyle bir karşılaştırma içine geliyor. Yine kardeş ya da işte herhangi biriyle karşılaştırılmayla nasıl baş edileceğini öğreten bir kitaplar. Bence bu işte zorbalığa maruz kalan ve kök kardeşle evlerle okuması gereken kitaplardan. Ki bence ebeveynler okumalı. Bence çocuk kitaplarının hepsini ebeveynler okumalı ya. Çocuk kitaplarını okudukça şey hissi geliyor insana. Yani bizim okuduğumuz kurgular gerçekten kurgu. Yani öylesine kurgular sanki. Çocuk kitaplarının içinde hayat var. Hayatı anlatıyor, baş etmeyi anlatıyor. İşte bir şeylerle mücadele etmeyi anlatıyor. Hayat hazırlıyor insanı ve bence yetişkin olan birçok kişi hayatı o kadar da hazırlıyor yani. Bunlar ben isteme eklerle. Kesinlikle. En sonunda şu radyo kapalı üzerinde konuşabiliriz. Sonra bitirelim. Böyle iştahla kitap anlatan bulunca biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın ama biz şu an bitiyor. Bu sen. Radyo Popov'la da babası, annesi hayatta olmayan, babası da yanında olmayan anne babasız bir çocuğumuz var. Bir gün ihmal edilmiş çocuklarla ilgilenen birinden bir mektup alıyor. Ve sonrasında onunla bir şekilde iletişime geçiyorlar. Bu kadının evinde Popov'dan kalma ilk yapılan radyolardan bir tanesini diyorlar ve şeye girişiyorlar. İhmal edilen çocuklar için bir radyo programı yapmaya başlıyorlar. Ve sonrasında ihmal edilmiş tüm çocuklara ulaşmaya çalışıyorlar. Ve onlara yalnız değilsinizi hissettirmeye çalışıyorlar. Onlarla birlikte işte bir komünite kurmak. Yani bir araya gelmek. Yalnız değilsiniz demek için böyle bir çabaya girmeli. Bunun bence çok güzel de filmi olur değil mi? Animasyon filmi. Belki de var mı? Yok. Bu yeni basılı zaten. Ama yakın zamanda yapılabilir. Tam animasyon tarzı. Ben de yapılır. Çok tatlı. Evet. Böyle bu kadar. Çok güzel kitaplar. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Instagram hesabımız vesaire söylemek isterseniz. Galaksi bir bombalama ama şey. Ne? Galaksi bir bombalama. Takip edeceğiz. Sinem Sal'ın bir şiirinin son cümlesi. Senden bir ricam, lütfen beni yanlış anlama, senden bir ricam var ama lütfen galaksimi bombalama diye bitiyor şiir. Şiirin adı şey, uzaya fırlatılırken şarkı söylemekte en iyi bendim elbette diye bir şiiri. Çok eski zamanlarda, o internet sitesinde yayınlanıyordu, hala adını hatırlamıyorum şu anda. O az önceki bahsettiğin mi? Evet, o sitede yayınlanmış. Bir yerde yazıyor musunuz? Ben yok, yazmadım. Yok.
Ben de yardım olmuşsunuz. Ben doktorum. Öyle mi? Olsun, bu da artık sağlatıcı bir tarafı var değil mi? Kesinlikle. Bize insanın kendini biraz daha iyi hissetmesi ve rahatlaması için bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Ve en güzel için. İçinde o yoğunluğu birazcık durdurabilmesi, o sesleri biraz susturabilmesi gerekiyor. Ben çok memnunum. Ben de çok memnunum. Ben katılacağım, bir takipleşelim bakalım. Ben de çok memnunum. Ağzınıza sağlık. Azimesin öykü sevdiği 1200'de olmuş. Nesin baktığını kanundayız. Şöyle göstereyim. Zaten Azimesini bilmeyen yoktur ama ben hala onu hiçbir kitabını okumadım ve bu konuda çok utanıyorum. Hani çok marifet gibi söylemiyorum. 2025 takvimiyle varmış. Rubik Rubik'i çok merak ediyorum. Biliyorsun Rubik filme de uyarlanmıştı Kemal Sunal'ın. Ve sonra yasaklanmıştı. Yani şu an izleyemiyoruz hiçbir yerde. Bu kitabını okumak istiyorum. İstemde maaş alanlar. Başka takvimi düşündüm. Çok güzelmiş. Harika. Bunu da biliyorsunuz filme uyarlanmıştı. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Böyle devam ediyor. Zaten Azim'in kitaplarını biliyor musunuz? Dizimleri bölümünde gene çok öneymiş. İlerleyen Ali Nesin diyor. Şey, resimler onu da var. Normal şey kitabında da Ali abi yazdı şeyleri, resimleri. Minicik bir avuç. Düşt ve Amerika'nın ne kadar güzel bir şey ya. Nobel ödülü alan bir yazarımız. Herkes, bu kitapları okuyan herkes çok beğendi ve çok güzel eleştiriler duyuyor kitabın hakkında. Yazarın hakkında daha doğrusu. Artık bu kadar yoruldum ki konuşamıyorum. Yazarın hakkında çok güzel şeyler duydum. Zaten bu ödülü uluslararası çok satan vejetaryenin yazarı. Önce bu baskısı yapıldı galiba. Önce bunun baskısı yapıldı. Sonra şu an tahmini söylüyorum söylediğim kadarıyla. Veda etmiyorum da çok güzel deniyor. Beyaz kitap. Ben hiçbirini okumadım bu arada. Ama bir ara okurum yani. Çok böyle listeme almak istemiyorum ama siz okuduysanız ve çok sevdiyseniz, beğendiyseniz önerinizi alırım. İsim neydi? Peri. Peri. Aaa! Bir şey söyleyeceğim, benim kendimin adı. Gerçekten evet. Yani nasıl uyumlu olmuş ya. Teşekkür ederim. Çok memnunum. Benim ismim de Elif. Elif. Benim yakın arkadaşım da siz Elif. O zaman şu benim kız neşesi buna diyorum. Aynen. Evet. Gerçekten benim de evde 3 tane kedim var. Öyle mi? İsim ne? Birisinin ismi Elif falan diyorum. Yok. Bir tanesinin ismi Dolly. Bir tanesinin Kaju. Bir tanesinin de Barut. Oy çok üç tatlı. Tane Barut herhalde biraz sinirli olan mı? Evet, yaramaz olan en çok o içlerinden. Evet, kitaplarımıza geçelim. Bu Nobel Edebiyat Ödülü alan. Evet, Hong Kong. En çok ilk satan kitabı bu, Vejetaryen.
en son satan kitap, en son çıkan kitabı veda etmiyorum kitabı. İkisi de Nobel ödüllü. Ama ben okuyuculara en çok ilk kitabı olduğu için vejetaryandan başlamalarını öneriyorum. Yazarın diline alışmak için. Aynen. Güzel bir kitap. Akıcı bir kitap. İşte vejetaryen olurken zorluklardan bahsediyor. Travmalarından bahsediyor. Ve işte kardeşinin ve eşinin ağzından bir anlatım tarzı. En çok satan kitaplarımızdan bir tanesi bu. Bir diğer kitabımız da Adam Faver'ın Türkiye'ye geldi zaten söyleşi yaptı. Evet. Yazar değil mi? Olasılıksız mı yani? Aynen. Olasılıksız da var. Olasılıksızı çok okuyor. Yani yıllardan beri herkesin çok okuduğu bir kitap. Siz okudunuz mu? Ben okumadım. Ben de okumadım. Kim okuyor bu kitabı? Ben okumadım ama çok sattığım bir kitap yani. Yalan söyleyemeyeceğim. Mobius'un en son çıkan kitabı ve çok fazla. Bunun konusu? Zamandan bahsediyor. Zamanı hedef alıyor. Bunu da okumadım. Ama bu fuar bitiminde yarından sonra inşallah bunu da okuyacağım. Zaten Edin Faber'ın dediği bir şey de şu. Olası, yani benim bir numaram her zaman Mobius ama siz bir numarayı hep olasılıksızı koydunuz diyor. Yani yazarın da bir numarası Mobius. En çok satan kitaplarımızdan bir tanesi de bunlar. Burada da zamanı hedef alıyor. Güzel bir kitap. Merhaba, yani. Hoş geldiniz. Güzel bir kitaptır. Bizim kitaplarımız, yani en çok yayın evi olarak da sattığımız kitaplarımız bunlar. Evet, sizin önerebileceğiniz benim önerebileceğim vejetaryanı herkese tavsiye ediyorum. Yani güzel bir kitap, akıcı bir kitap. Eğer böyle çok roman sevmiyorsanız, aslında roman seviyorsanız da okuyabilirsiniz ama ben daha çok böyle akıcı kitaplar sevdiğim için vejetaryanı herkese öneririm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka o taraflarda var mı? Benim al. O taraflarda şöyle bir kitap önerebilirim size. Şahane Hatalar diye bir kitabımız var. Burada hikayeyi kendiniz yazıyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi ilk sayfayı okuyorsunuz, önünüze iki tane şık çıkıyor. Hangisini seçerseniz kitap sizi o sayfaya yönlendiriyor ve oradan okumaya başlıyorsunuz. Bunu birkaç kitapla denediler galiba. O çok ilgi çekiyor. Evet. Birincisi, iki, üç ve dördüncüsü. Şöyle göstereyim. Bir seri değil ama set halinde daha mantıklı alınması. Bu kitabı yarım saatte de bitirebilirsiniz. Bir saatte de bitirebilirsiniz. Sıkılırsanız eğer geriye açıp dönüp şıkkını değiştirip tekrardan da. Bir sürü olasılık var aslında içinde değil mi? Bir sürü seçenek var, olasılık evet. Var içinde. Yani bir sürü olasılık, bir sürü seçenek var. Siz hangisini seçerseniz güzel. Ona yöneliyorsunuz. Böyle bir kitap da önerebilirim size. Bunların konusuyla ilgili bilginiz var mı? Bunların konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Tamam. Bunları ben de okudum. O zaman geçiyorum. Başka burada ne var? Yine aynı kitaplar var. Ersin Kum'un Sıcak Kafa filme de uyarlandı. Evet ama filme uyarlandıktan sonra biraz satışları düştü biraz. Bence tam tersi olmadı mı? Yok. Olmadı. Öyle keşke olsaydı, aynen, satışlarını düşürdüler. Bir şey söyleyeceğim, diziye uyarlandı sonra Sıcak Kafa bayağı bir hani hatta tükendi, satışları evet. Tükendi. Daha sonra bence herkes almaya başladı gibi. Ama sonradan işte satışları. Sonra evet biraz aynen, daha şey. Satışları düştü. Bu kitapları da hiç okumadım. Kübra'yı çok az izledim. Yani o konu hakkında yorum yapamayacağım bilemem. Ama size bir kitap daha önermem gerekirse bunu önerebilirim. Duyguları şöyle göstereyim. Duyguları, düşünceleri, yemeklerle ve baharatlarla anlatan bir kitap. Tatlı bir kitap, güzel bir kitap. Eğer gerçekten duygu ve düşüncelerinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız bu kitabı da önerebilirim sizlere. Tamamdır. Bunu merak ettim. İlgimi çekti. Bu arada Sıcak Kafa ile ilgili ben video yaptım. Dizisiyle ilgili yaptım. Ben de kitaplarını okumadım ama ben dizi çıkar çıkmaz hani listeme almıştım. Kübra'yı da izledim ama çok sevemedim. Aslında biraz daha teknolojinin insanları nasıl manipüle ettiğini ve dinin insanları nasıl manipüle ettiğini de anlatıyor bu tarafta. O açıdan güzel olmuş. Alt metni çok fazla. Bununla ilgili de yine bir bilgim yok ama bunların üçü de listemde var. Alıp okuyacağım.
Ama işte diziden sonra ben satışların arttığını düşündüm. Çünkü hep öyle oldu ya, bir filme uyarlandı, sonra satışları arttı. Evet öyle, ama sonradan yani işte bir belli bir süre sonrasında satışları da çok fazla düştü. Yani benim önerebileceğim kitaplar bunlar sizlere. Bu arada Sıcak Kafayı izlediniz mi diziyi? Yok izlemedim, onu da sizin tavsiyeniz üzerine izleyeceğim. İzleyin, ne çok güzeldi. Devamı gelmedi, yarıda kaldı. Normalde sezonu gelecekti ama yarıda kaldı. Keşke tekrar devam etse. Devamını artık kitaptan okuyacağım galiba. Tamam, bunu sizin için izliyorum. Evet. Bugün... Hatta videomdan da izleyebilirsiniz. Şey, ipucu vermeden anlattım. Tamamdır. Bunu da ilk önce sizin videonuzu, sonra da şeklin bir tanesini izleyeceğim. Tamam, ben çok teşekkür ederim. Başka var mı öneri? Başka önerebileceğim bir kitap yok. Yani kitapların hepsi güzel ama en çok sattıklarımızı size gösterdim. Bu yayın evinden bağımsız olarak sizin okuyup da en çok sevdiğiniz kitap. Okuyup da en çok sevdiğim kitap var. Hemen göstereceğim. Hatta yanımda. O kadar seviyorum. Evet. Bu kitabı. Bunu da ben ablamın tavsiyesi üzerine almıştım. Normalde ben çok kitap okuyan ve kitap aldığında bitiren bir insan değilim. Hani sürekli yarıda bırakıyorum. Ama bu kitabı gerçekten çok sevdim. Hani bu kitap fuarında aldım. İyi ki de bulmuşum. Gerçekten güzel bir kitap. Bunu da bitirmeme şu kadar falan kaldı. Çok az kaldı. Zaten Mete Ekin öyle bir şeyi var, kurgusu evet. Var. Bu Gecesi Kütüphanesi'ni okudunuz mu? Yok, onu okumadım. İlk kitabı bununla başladım. Bu da zaten depresyondan çıkış kitabı. İşte kendisine özgü, sevdiği, iyi hissettiği müzikleri, filmleri, kitapları falan söylüyor. Tamam, ben bir psikolojiyi toparlama. Aynen, çok güzel bir kitap. Ben gerçekten okuduğumda hani rahatlıyorum. Gerçekten iyi hissediyorum. İsminin hakkını veriyor mu yani? Gerçekten veriyor. Hani ben şöyle söyleyeyim, lise zamanımda bu zamana kadar hiç daha kitap bitirmedim yani. Bence bu meteğin başarısı diyebiliriz. Evet, şöyle yani benim en çok akıcı ve gerçekten insanı sıkmıyor. Yani okuyuculara da şunu şöyle göstereyim. Böyle önerebilirim. Zaten kitap okumayı seven insanlar meteğin kitaplarını okuyanlar da bu kitaptan da haberleri vardır muhakkak. Yeni bir kitabı daha çıktı onun. Ben size şöyle söyleyeyim, benim kanalımda 4 tane falan Mad Hate incelemesi var. Gece Yarısı Kütüphanesi, İnsanlar, birkaç tane daha kitabı var. Hepsini de okudum, hepsini de videosunu çektim. O yüzden hani videomu da izlersiniz, oradan da belki tamam. Hani... Onu da inceleyeceğim. Bu da güzel bir kitap, bunu da size tavsiye çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Resmen enerjimiz tuttu ya. Çok teşekkür ederim, o sizin enerjiniz gerçekten. Hatta merhaba. YouTube'a içerik üretiyorum da, röportaj. Dahil olmak isterseniz. Buyurun lütfen. Tabii ki isteriz. Koşarak o biraz utangaç bir arkadaşımız. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir de bahsedemem diyordum. Bayağı sizden çok güzel bilgiler edindik. Çok teşekkür ediyorum. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım bir de. Aydın fuarla ilgili düşüncelerimiz, yani Aydın'da şu anda kurulan ilk ve en büyük fuarlardan bir tanesi. Güzel bir fuar oldu. Evet, ilkin her zaman bir aksilikleri vardır ama güzel bir fuardı, eğlenceli bir fuardı. Ben çok mutluyum yani burada olmaktan, insanlarla diyaloğa geçmekten gerçekten çok güzel. Bütün okuyucuları da bekliyorum. Lütfen okuyun. Gerçekten okuyun. Çok gönülden isterim okumanızı. Çünkü okumak gerçekten insanı sürekli geliştiren bir şey. O yüzden herkesin okumasını çok isterim. Kadınların ve çocukların özellikle de okumasını çok isterim. Zaten kadınlar okuyor. Bizim ülkemizde en çok kadınlar okuyor. Bence erkeklerin de okumasını aldım ki biraz empati yetenekleri gelişsin. Evet, yani herkesin çok okumasını evet. İsterim. Çünkü gerçekten okumak tek bir şeyle yetinebileceğimiz bir duyumuz değil. O yüzden herkes okusun ki gelişsin. Çünkü bu ülkenin gerçekten gelişmeye çok fazla ihtiyacı var. O yüzden herkese okumasını ve asla bir yerde kalmamasını evet, çok isterim. Sürekli geliştirilebilir bir şey. Mesela evet. Siz şimdi Medhake'den başladınız. Onun diğer kitaplarını da okuyun. Ben çok hani keyif alarak okumuştum. Hı-hı. Başlangıç için de çok güzel kitaplar. Hani hem akıcı hem de kurguda tutuyor sizi. Benim de dediğim gibi birçok hani videomda da bahsettim zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni bu röportaja dahil ettiğiniz ben için. Çok sağ olun. Sevgilerimle kesinlikle kanalınızı da izleyeceğimi söylemek isterim bundan. Kucak dolusu sevgilerimle. Çok tatlısınız. Siz de öyle.
Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Domingo'dayım ben. Domingo'da da bizim en çok sattığımız kitaplar Mete Ekin kitaplarıdır. Mete Ekin genelde bilim kurgu üzerine yazar. Gece Yarısı kütüphanesinde eminim herkesin kitabında evet. bulunan bir kitap. Ben bununla ilgili çok video yaptım, çektim. Çok da önerdim. Arkadaşlarıma önerdim. Herkes de çok memnun kaldı. Yani bunun da yine en son kitabı çıktı. Bu şey artık herkes bunu okuduğu için ya da her gelen okuyucu da diyor ki aa okuduğumuz kitap kitabımızda olan kitap için. Hayat İmkansız öneriyoruz. Hayat İmkansız da onun gibi en azından. Bu yeni çıkan galiba. Evet, yazarın en son kitabı o da. Bu da çok güzel esin. Bunun konusu? Emekli bir matematik öğretmeninin bir tatiline, bir yaz süreci var onun. Onun aslında tatile çıkıp o yaz sürecini atlatma serüvenini inceliyoruz. Birazcık daha bilim kurgusu az yani, yok yani neredeyse. Hayatın içinden bir hikaye. İnsanlar kitabında da matematik. Evet. Problemini çözen bir adam vardı. Evet, biraz evet. o şey kendi hayat hikayesini de ben çok araştırdım. Bayağı böyle depresyona giriyor, sonra kitap yazmaya başlıyor. Evet, onun da zaten hatta kurgu dışısı da var yine. Kurgu dışı kitapların onu çok güzel belirtiyor. Özellikle şu, yani o kendi depresyondan kurtulma sürecini anlatırken bizi biraz depresyona sokuyor açıkçası. Bu da güzel. Bu biraz daha depresif mi? Tabii ki de. Kurgu dışı olması ama daha depresiftir yani. Ben bunu okudum. Mükemmel diyor. Bunda filmi çıkacak. Öyle mi? Evet, Benedict Cumberbatch'in oynayacağımı yöneteceğim yine filmi çıkıyor evet, hatta. Evet, hatırladım şimdi. Ondan dolayı. Bunu okudunuz mu onu? Okumadım, onu da alacağım ama şimdi. Ama çok güzel, okuyun mutlaka. Kesinlikle alacağım. Bunda da şeyi, Dünyalı filmini izlediniz mi? Dünyalı diye böyle tek karakter. Bir adam vardı. Tamam, bildim. Yani ölmüyordu. Evet, evet, evet. Biraz ona benziyor. Çok şey vermeyeyim ama ona çok zaten konu çok ilgimi çekti. Zaten bir de Benedict Cumberbatch'i de çok severim. Hı-hı. Hem filmini yapması hem arkasında yorum yapması beni etkiledi açıkçası. Evet. Zaten şey, Domingo'yu biraz daha metrek parlaklı diyebilir evet, miyim? Evet, öyle. Aslında Domingo ondan önce de metrek başka bir yayın evindeydi normalde. Bize geçtikten sonra bizde daha çok parladı nedense. Bence birbirini etkiledi galiba. Öyle diyebiliriz. Buradan da mesela... Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben Metek'in kitabını okudum ve hikayemi attım. Metek gördü hikayeyi. Kapatmamış şeyi. Zaten bizim evet şu an parlamış, bizim yayın evinde bilinen şey Metek'tir yani. Evet. O oldu yani. Ondan öncesi de çok vardı. Özellikle kurgu dışı alanında Domingo önceden kurgu dışı böyle. Kaliteli kurgu dışı üretildi. Araştırma olsun. Tarih olsun. Onlar çok fazla ama romanları da artık fazla. Özellikle Booker ödüllü yeni kitapları oluyor. Şunun gibi. Şunun gibi. Ya bu seçkin bir ödüldür zaten. O yüzden onlara dikkat etmek önemli. Bir de aynı şekilde Goodreads dediğimiz okuyucu platformu var. Kullananlar bilir zaten. Sadece okuyucuların seçtiği en iyi gerilim romanı olduğu için yani bir eleştirmen, bir yazar, bir şey olmadığı için sadece okuyucular belirlediği için daha güvenli bir seçim oluyor. Bu da aynı şekilde Sessiz Hastalar'da da bizim evet, Metelik'ten sonra geçen yıl çok popüler olmuştu değil mi? Evet, kesinlikle. Hala herkes bunu zaten yine aynı şekilde onun gibi aa bunu okudum, bunu okudum. Diğer kitapları nerede? Burada da zaten diğer kitaplarını yine görebiliriz. Yiğitik Kızlar ve Hiddet. Peki bu kitapla ilgili? Megan'in kitapları. Bu biraz dönem kitabıdır. Dönem aşk kitabı aslında. Hı-hı. Ben çok dönem aşk sevmediğim için bunu biraz es geçiyorum. Şurada da Hamlet var aslında. Bunun evet. filmi çıkacak. 2025'in Mart ayında. Çok sevdiğim bir yönetmen, çok sevdiğim oyuncularla bir filmi çıkıyor. Bu da zaten Hamlet, Shakespeare'in uyarlaması bir kitap. Hicimli bir şekilde. O da çok güzel. Onun da yine son kitabı çıktı. Şöyle göstereyim. Esmini mi? Bunun da konusunu inceledim. Biraz ilginç. Yine bir feminist bir roman büyük Hı-hı. ihtimal. İskoçya'da geçiyor Edinburgh'da. Efendim? İskoçya'da geçiyor galiba. Aynen zaten hep zaten oralı zaten evet. bu da. Şeyini buluyor. Teyzesi miydi? Aynen. Tımarhanedeki teyzesini buluyor açıkçası. Deliler Hastanesi'ndeki. Bir teyzesi olduğunu biliyor. Onun hayatını araştırıyor. Diyor. O zaman neden... İskoçya sokaklarını geleceğiz yani. Evet evet kesinlikle öyle. O da öyle. Buradan da şu seri, şunu çok ilginç bir kitap. Yeni çıktı bu da aynı şekilde. Bu bir derleme. Şu öykülerini seviyorsanız eğer zaten Stephen King'in, ne bileyim Agatha Christie'nin ve onun gibi 50'den fazla yazarın 54 tane öyküsü var içinde. Öyküleri suç öyküsü bunlar sadece tabii ki de. Suç öykülerinde kendi içinde şöyle içini açarsak kendi içinde kategorize edip bu arada kapağımızı da bir göstereyim şöyle bir. Şöyle hemen açayım. Kendi içinde kategorize edip suç öykü türleri yapmış, üretmiş aslında. Onun gibi hem de yazar şey yapıyor. Her başlangıçta burada da devam ediyor yine. Her öyküden önce de zaten başlığımız oluyor yine. Öyküden önce de yazarımızın hikayesini evet, yine bir küçük bir biyografisi oluyor. Ondan sonra yine şeye geçiyoruz.
hikaye geçiyor. İçinde öykü. Yazarın en tanınmış hikayenin, en bilindik hikayelerin mi? Değil. Yazarın yani daha uzak bunların zaten çoğu neredeyse 40'dan fazlası Türkçe çevirisi yok. Olmayan kitaplar olduğu için. Bu bir derleme zaten. Güzel bir derleme olmuş. En eşsiz, en güzellerinden arasından seçilmiş. En bilindik değil tabii ki de. Çünkü bilindikleri zaten çoğunu okumuş oluyor, çevrilmiş oluyor. Bu yüzden böyle gizli bir... daha iyi. Kıyıda köşede evet, kalanlar. Evet, gizli bir hazine diyebilirim evet. Yani bunun için. İsminden de belli zaten. Evet. Ben kitapları koruyan kedi, kitapları kurtaran kedi diye bir kitap okumuştum. Muhtemelen onun tadında bu. Çok güzel. Bu da kendi bir kütüphanemiz var. Kütüphanedeki insanları analizliyoruz. Öyle geçiyor gibi. Öykü öykü bu da aslında. Yani bir bankacısı böyle. Giriyor, bir şeye giriyor, öğrencisi giriyor içeriye. Hepsini ona göre yorumluyor yani. Kütüphaneci aslında onları gözlemliyor, onlar onu gözlemliyor. Şey hayatları gibi yani, karakterine yani. Göre kitap mı öneriyor? Evet, evet. Ne arayacağını tahmin ediyor yani, öyle ilerliyor. Güzel. Ya kitaplarla ilgilenenler zaten böyle evet, şeyleri kesinlikle. Sever. Sinekler'in tanesinde çizgi roman. Çizgi roman, evet, grafik roman. Bu ne kadar? Bunun etiketi normalde cuma günü zam geldi ama biz etkilemedik. Bu 340'dan 290'a düşüyor. Tabii daha da arttı fiyat aslında. Evet. Şu an internette yavaş yavaş değişir. Mutlu işlenmiş insanlar. Bu da güzelmiş. Aslında böyle güzel bir indirim var değil mi? 3 adet 500 lira. Güzel bir indirim de var. Özellikle şu 52 serisi tanesi 260 lira oldu. Şermin yeşil şurada olabilirsin belki. Şurası hemen köşede. Orada olabilir kitap. Orada yoksa sargı kitapta da olabilir. Evet, bunlar değil mi? Evet. Ben size yayın evinden bağımsız, hayatta böyle okuduğum ve çok etkilediğim kitabı sorsam. Dorian Gray'in Portresi. Öyle mi? Çok severim. Bir de dövmesi de olan Fahrenheit 451. Onu da çok severim. Türkiye'de bir yakından bir yazarımız çıktı. 10 yaşını böyle geç. Oğuz Aktürk, Kim Link. O da böyle distopik bir eser yazmış. Ben böyle George Orwell'a çok benzettim onun yazımını. Ne dediniz adına? Oğuz Aktürk, Kim Link. Hatta kanalı da var, alıntılarla yaşıyorum. YouTube hesabı da var. Bir tane çekerse bir bakayım. Ben de onun böyle yazım dilini çok benzettim George Orwell'a. Çağdaş okumayı da çok severim zaten. Çağdaş yazarlardan da takip ediyorum. Özellikle çağdaş demeyeyim artık da Ayfer Tuncu çağdaşlığı birazcık sarsılabilir ama Ayfer Tunç yani benim için edebiyatın yani okurken edebiyat okuduğunu anlıyorsun yani. O şeyi o dilinin ağzını. Çok yani eşsiz bir dil yani. Onun peki, gibi bir dil Ayfer görmedim Tunç'tan yani. Peki Ayfer Tunç'tan önermek istediğim ilk bunu okursanız iyi olur. Ya normalde Suzan Defteri diyorlar. Hı-hı. Suzan Defteri çok güzel zaten çok büyük bir eser ama ben kapak yazıcıyım yani. Çünkü kapak. O tam içimizde yaşayan insanları, asıl duygularını... O biraz daha mahalle kültürü gibi galiba değil mi? Evet, trende geçiyor aslında Kapak Kızı. Trende 3 tane hikayenin birbiriyle bağlantısını görüyoruz aslında. Bir kapakta çıplak fotoğrafta olan bir kızın hikayesinin 3 farklı hayatı nasıl etkilediğini, nasıl irdelediğini, o kızın aslında 3 farklı kişiyle olan ilişkisini, hepsinin aslında bir yaşantısı var. Hepsinin birleşimi ondan sonra. Bir de zaten tren yolculuklarını çok severim. Kara kışta o trende olmak yani hissetmek, o soğuğu hissetmek, onu bile hissettiren bir yazar. Mutlaka okuyun yani. Senize eklendi. Başka önerebileceğiniz? Başka ne önerim? Ben şeyden bir de en son böyle çok böyle sırtıma kaygı iyice yükleyen bir kitap var. Belki kendim çok içselleştirdiğim için de olabilir. Size aynı şekilde sarmayabilir kesinlikle ama öneri olduğu için yine söylüyorum tabii ki de. Tudem'den çıkan John Boyne'un şeyi vardır. Askerde Olmayanlar diye bir kitap. John Boyne zaten antimilitarist bir adam olduğu için onun üzerinden yine 2. Dünya Savaşı'nda iki tane genç delikanlının bir hikayesi ama yani beni çok fazla tetikledi diyebilirim yani. Ondan dolayı özellikle dili çok güzel. Böyle birazcık eğer acı çekmek istiyorsanız eğer okurken yani yeterince çekiyoruz gerçi ama. Doğru. Ama bazen de böyle
hani bir acıyı başka bir acıyla kıyaslama şeyini biliyor ya. Belki o da daha rahatlatıyor olabilir. Yani. Bilmiyorum ya, benim çok hoşuma gitmişti yani. Yani çok etkilemişti beni. Yani ağla. Öyle mi? Yani anladım ya, işte diyor ya, şu kaygıdan sırtım böyle bükülüyordu yani, okurken böyle okuyordum yani. Peki şey okudunuz mu, Algernon'un Çiçekleri? Yok ha. O da çok ağlatan bir kitaptır. Oğuz Akgül kimliktir. Ben de onu da çok ağlamıştım. Tamamdır. Ne dediniz adına? Algernon'un Çiçekleri. Argenio ve Çiçekler hangi yayındaydı ya? O da çok tutulan bir kitap ama gerçekten hakkı, hani hakkını veriyor. Burada internet de çok kötü olduğu için. Fuarın eksin yere. Bu ne böyle şey? Kesin. Neyse, bunu bir SS alıyorum ben. Tamam. Bakacağım mutlaka. O da bir şey, zeka geriliği olan bir çocuğun bir deney sonucu, hani ileri zekalı olabilir mi? Bundan bahsediliyor. Önce farelerde deney yapılıyor. Sonra çocuğa geçiliyor falan. Böyle bir kurgusu var. Çok böyle bahsetmeyeyim ama bakayım ona da o zaman. Ama başları böyle şey, çocuğun da dilinden olduğu için yazın hataları var. Herkes yerine herkes var falan. O zaman daha güzel bence. Evet. Daha keyifli. Evet. Böyle akıcı yani ama sonunda ağlatıyor. Bence siz çok ağlarsınız. Hadi bakalım, çok heyecanlı. Çok memnun oldum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. İyi günler dilerim. Fuarla ilgili bir şey söylemek istiyor musunuz? Gerek yok. Çekebilirsiniz ya. Böyle bir kalabalık var sonuçta. Evet. Güzeliz. 2-3 gün daha var galiba. Yarın son gün. Yarın son gün. Evet. Kapatıyoruz artık. Geçmiş olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, kitap puanımızı burada noktalıyorum. Bu da kapatış yaptığı için böyle rüzgara maruz kalıyorum. Güzel insanlarla tanıştım. Kapanış yapmadım diye geri döndüm. Kitap puanını bu şekilde bitirmiş olduk. Yarın son günümüz sanırım. Güzel insanlarla sohbet ettik. Çok güzel tatlı, çok tatlı söyleşiler yaptık. Güzeldi, kitap sever, yani kitapları seven, kitapları okuyan insanlarla sohbet ettik. Bu çok önemli, çok değerli. Kapanış yapmamıştım. Hemen gittim, koşa koşa geri döndüm. Geldim. Videomu kapanışı olsun diye. Bu videoyu izleyecek, söyleşi yaptığım bütün herkese sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Kitap puanı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Genel olarak bir memnuniyetsizlik var çünkü Aydın'da ilk kez gerçekleşiyor bu olay. İzmir'le falan kıyaslayamayız tabi. Aydın'da ilk kez gerçekleştiği için çok fazla rağbet olmamış. Çok fazla bir satış gerçekleşmemiş, kitap satışı. O yüzden standlarda birazcık burukluk vardı. Belki seneye hani gelmeyebiliriz bile dedi çoğu. Bence bunu Aydın Belediye Başkanı ile görüşüp geri bildirim yaparlarsa, açık havada falan, çünkü birkaç kişiyle konuştum. Hani açık havada yaparlarsa belki daha iyi olur. İnsanların gelmesi için daha özendirici olur demiş. Çünkü tarihler de biraz ters oldu. AVM açıldı buraya. AVM'nin açılmasıyla denk geldi. Orası çok kalabalıktı bu arada, açılmışı falan. Herkes de oraya gitmiş. O yüzden bence tarih ters oldu diyebiliriz. Çok güzel yazarlar gelmiş, söyleşilerini yapmışlar. Hepsine böyle ayrı ayrı teşekkürler. Söyleşiler önemli. Gelmeyen yayın evleri olabilir ama yine de bunu dikkate almazsak, seneye de olursa çok keyifli olur. Belki biz seneye burada olmayız ama yine de gelenler için ekstra ve kültür sanat etkinliği olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, görüşürüz.